Sene 1453. İstanbul'u fethetmeye geliyorlar, tamam mı? Beni dinliyorsun değil mi? Evet. Şimdi Fatih'le oturduk, plan yapıyoruz. Fatih'i ana fikri benim. Ona aslında ülkenin başı benim. Ama Fatih'e aklı ben veriyorum. Ki o da şey yapıyor. Yönlendiriyor ama yönlendiremiyor amcık. Şimdi Fatih dedi, bu akşam düşman bizim anamızı sikecek. Dedim, sakin ol, al bir tane şarap gel buraya dedim. Geldi işte yanıma. İçiyoruz şarabı, şarap bitti. Attım önüme 3 akçe, git dedim şarap al. O zaman da üzüm şarapları meşhurdu. Ama biz ahududu şarabı alıyorduk. O daha tatlı geliyordu. Siz bilmiyorsunuz, sizler yoktunuz. Ahududu şarabını ben çıkarıyorum. Her neyse, onu bırak şimdi. Dedim, o şarap Fatih bir ara çok çişi gelmiş, tuvalete gitti. Tuvalet yok o zaman işte, bulduğu yere işiyor. İşedi, tam Fatih diye bağırdım. Olamaz, olamaz dedim birden. Fatih'i vurmuşlar. Ondan kalan şarabı da ben içtim. Dedim, yürüyün askerlerim, gidiyoruz. Tam Bizans köpekleri Boğaz'ı ele geçirmiş, geçiyorlar. Tam orada bir nokta var. Ben orada hobi olarak dalıyordum. Nereye dalıyordun? Boğaz'a. He. Çıkardım. Beni dinlemiyorsun ki. Tamam gidiyorum gidiyorum ben sana. Böyle böyle balıklar vardı. Böyle böyle. Elimi şak diye kolumu atıyordum kafayı bala. Balık bayılıyordu. 20 saniye yoktu. Her neyse. Aldım onu işte. İstanbul'u şeyden arındırdım. Zeytin sabahı çekelemeye giriyordum. Tophane, ay bir çıkışımız var. Bir de inişimiz var askerlerimle. Çıktığımızda bak bunları görüyor musunuz? İşte bunlar hep kavaklıktı. Kavaktı, şeftaliydi. İşte bunları çarpık kentleşmeyle ilerledi, ilerledi. Böyle böyle binalar oluştu. Neredeyse İstanbul'u arttık. Bu sefer bir şahı kalktık. Bizans köpeklerine gidiyorduk. Dediler ki bize, biz boyun eğiyoruz. Onların sarayına vardım. Çektim Bizans köpeğini. Konuş dedim. Amına kodumu niye bastınız bizim ülkeye dedim. Bir koydum bıçağı boğazına. Bana nasıl abi çekiyor? Görmeniz lazım. Sizler yoksunuz. Dedi Okan komutan, Okan komutan, bokunu yiyeyim komutan, cariye vereyim komutan dedi. Bir çaktım bunun boğazına bıçağı. Öldü. İşte o zaman da Bizans'ı ele geçirdik, dedim ülkeye dönmeyelim. Biraz da haraç toplamaya gidelim. Gittim, tam Rusya'ya dayanacağız. Rusya soğuk. O zaman kış keskin geçiyor. Bunlar vodka almış. Üşümemek için içiyorlar. Havaya su atıyor. Su kar olarak geri iniyor. Bu arada bir soğuk mu var arkadaşım? Açıkla bana bunu. Açıkla bana bunu. Yok. Bizim askerlere dedim. Orası soğuk. İşlediğimiz çiş donuyor. Verdim, dayadım bunlara vodkayı. Verdim vodkayı. Rusyalılar ayağa kalktı. Sen kimsin ya? Dediler bize, bizim vodkadan yararlanıp bizi esir alacağınız. Dedim bunlara. Dedim, asıl sen kimsin be it dedim. Rusya Federasyonu. Gittim kapısında direndim böyle. O zaman şeyler vardı. Neydi o? Konsolosluklar. Oranın elçisini bir kaçırdım. Bunlar bir yalvarmaya başladı. Aklın hayalin durur. Her neyse böyle Rusya'yı ele geçirdik. Oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Ama arada bir kıta var. Arada bir kıta var. Orayı yüzerek geçmemiz gerekiyor. Ne feribot, ne gemi. Her neyse. Yüzerek geçiyoruz böyle. Bulaç atmayı bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Ben atıyorum bulacı, onlar atıyor bulacı. Vardık Amerika'ya. Bunlarda bir silahlanma. Bir artistlik. Görmen lazım. Ne bu ya? Almışlar G33 onları. Bizi tarıyorlar. Mermi işler mi? İşlemez. Bizde mermi yok. El bombaları var. Bilmezsiniz. Çekip atıyorduk. Bir atıyorduk bir asker perdi.
Nükleer bomba gibi. Şu an bir nükleer bomba için iki santral kurmak lazım. İki santral ne demek? Amcırmak demek. 20 yıllık ağaçların arasını sikiyor. Kökleri kuruyor. Her neyse atıyorduk el bombalarını, öyle bir isabet ettiriyorduk ki Allah Allah. O zamanlar işte dayandık Amerika'ya, neymiş? Beyaz Saray'mış. Beyaz Saray gene gri, ne beyazı? Yalancılar amına koduklarım bizi kandırıyorlar. Neymiş? Sikorskileri dizmişler önüne. Tankları koymuşlar. Aradan bir kaçışım var. Tankların içindeki şeyi alıyordum. Bizim askerlere doğru döndürüyordum. Ama sıkmıyordum. Neden sıkıyorum? Karambole gidiyordu. Çünkü dikkat çekmemek için. Bir tane tankı kaçırdım aradan, döndüm Beyaz Saray'a. Bir koydum mermiye, ananı sikeyim, bütün Beyaz Saray'ın amına koyuldu. Ne yuton kaldı, ne tuğla kaldı. İçeride bir amcık oturuyor, bana bakıyor. Okan komutan, Okan komutan. Bokunu yiyeyim, bizim kıta çok büyük, yapma böyle, etme böyle. Türkiye o zaman çok gençledi benim sayemde. Ama şimdi ufacık yer kaldı, işte böyle salaklara bırakırsak ülkeyi böyle amcıttırırlar. O zaman beni dinle. O zaman benim çok sadık bir arkadaşım vardı. Fatih'in ikinci soltaşlaydı. İşte şimdi biraz hastayım. Denizden yüzdüm geldim şu an. Oy. Her neyse sene olmuş 1458. 53'ten 8'e kaç sene var? 5 sene var. 5 senede neler değişti hiç bilemezsin. Neler neler değişmedi ki. Ülkeyi silahlandırdım. Götlerini kaldırdım. Böyle benim o yakın dediğim arkadaş sırtımdan vurdu beni. Benim sarayıma geçmiş amcık cariyelerimle oynaşıyor. Amına kodumu. Bir gittim. İki böyle dans ediyor, dans ediyor. Bir girdim araya. Bir çaktım buna. Başladım köçek oynamaya. Oynadım oynadım. Bir baktım. Bu diyor, lütfen arkadaşlığımız bitmemişsin. Derim siktir git öte. Bunu bir fişeklersin. Mermi aldım dedim ya. İlk mermiyi bunun götüne soktum. Bir daştım. Hop ağzından çıkıverdi. Nasıl kanal bulduysa artık bak. Mermiyi görüyor musun? İşte bizim ülkeyi ben kalkındırdım. Bunlar hiç şeye çıkmadı. Geçen T-Rex'in ölüm yıl dönümüydü. Kimsenin haberi yoktu. Çıkardım iki tane vodka. Ben içtim. Ama şimdi viskiler çıktı tabi. Vodka'nın yerini tutmasa da gidiyor yani. O Jack Daniels var ya, o Jack Daniels. Hüüü, onun fabrikasını ben topraklarını avucumla taşıdım, avucumla. Kireçler içinde çalıştım. Her neyse. Sene olmuş 1600. Aradan 2000 yıl geçti. Ben daha ölmedim.